Birçok kişinin aklına takılan bir mesele vardır. Çok sık bir şekilde sorulur. Resulullah'tan nakledilen bir hadis-i şerifle de ona bir cevap bulmaya çalışalım. Birçok kişi der ki bunca şeyi yapıyoruz. Cenab-ı Hakk'a bu kadar dua ediyoruz ama dualarımız bir türlü kabul olmuyor. Niye acaba? Nerede hata yapıyoruz? Buna dair Resulullah'ın bir izahı var. Buyuruyor ki bir hadis-i şerifte, bu Müslim'de ve Tirmizi'de geçiyor. Ey insanlar diyor, ya eyyühen nas innallaha tayyibun la yakbalu illa tayyiba. Allah temizdir ve temiz olanları sever. Ve innallaha emara'l mu'minine bima emara bihil murselin. Allah elçilerine neyi emretmişse müminlere Müminlere de de aynı onu. şeyi emretmiştir. Elçilere neyi emretmişti? Mümin. Evet, Mü'minun suresinin suresindeki 51. 51. ayeti. ayeti ve Resulullah o ayeti okumuş. Ya eyyühen rusul külû minet tayyibat. Ey elçiler, Muazzam. helal ve temiz olanlardan yiyin. Ve amelû salihâ ve salih amel işleyin. Aynı şeyi de Cenab-ı Hak, ya eyyühellezîne âmenû, ey iman edenler, külû min tayyibâti mâ razaknâkum. Size rızık olarak verdiklerimizin helal ve temiz Temiz olanları. olanlarından yiyin diye ortak emir vermiş diyor Cenab-ı Hak. Ve ondan sonra bir kişi, bir insan tarifi yapıyor. Toza toprağa bulanmış, açmış ellerini semaya ve buyuruyor ki, ya Rabbi, ya Rabbi. Açmış ellerini kul dua ediyor. Ya Rabbi, hani ver. Şunu istiyorum, bunu istiyorum, şunu istemiyorum. Şunları al, şunları ver diye dua ediyor. Ama ve mat'amuhu haram. Bu adamın yediği haram. Ve meşrabuhu haram. Bu İçtiği adamın haram. içtiği haram. Ve melbesuhu haram. Bu adamın Giydiği haram. giydiği haram. Ve hudiye bile haram. Kısacası haramla beslenmiş. Haşa, haramla beslenmiş. Yani haram bunu kapsamış. Her şeyi haram. Fenna yüstecabu leh. Bu adamın duası nasıl kabul olsun ki? Yani sen Cenab-ı Hakk'ın hangi istediğini Yaptığında yaptığında ya istiyorsun. Rabbi ver 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 diye istekte bulunuyorsun. Bu kadar önemli bir Bu kadar mevzu. önemli bir konu. Yani dualarımız niye kabul olunmuyor derken Cenab-ı Hakk'ın sizden istediklerini yerine getirmiş bir şekilde onun huzuruna çıkmamız gerektiğini burada Resulullah bize Görüyoruz. örneklendirmiş oluyor.